Ben bugün birazcık kendi geçmişimden bahsedeceğim. Birazcık Microsoft olarak neler yapıyoruz onları anlatacağım. Arkasından da startup ve dünya nereye gidiyor birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. 3 saat konuşmamı rica etti Arda ama ben bir 30 dakikaya sığdırmaya çalışacağım bunu. Geçmişime baktığınızda benim Priceline başlayan bir startup tecrübem oldu. Priceline Amerika'nın en başarılı startup hikayelerinden bir tanesi. Şu anda bir ara ilk çıktığı zaman 8 dolardan başladı IPO'su. 190 dolarlara kadar çıktı. Sonra indi 1 dolara indi. Şu anda 567 dolar da trade ediyor en son baktığımda. Çok başarılı bir hikaye oldu. Sonra Avrupa'da booking.com'u aldılar. Sonra İngiltere'de Touchlocal diye bir local advertising yapan SME'lerle, KOBİ'lerle çalışan bir şirketi satın aldık bir arkadaşımla. Arkasından Orange'da çalıştım. Sonra da Microsoft Türkiye. Birazcık Priceline'dan bahsetmek istiyorum bugün başlarken. Priceline startup olarak çok ilginç bir hikayeydi. İlginç olmasının nedeni müşterilerin çok istediği bir şeyle bir endüstrinin çok ihtiyacı olan bir sorunu bir şekilde çok iyi şekilde çözebildi. Tam onların ikisinin ortasında olarak. Müşterilerin istediği neydi? Bir şekilde uçak bileti alırken, işte bir otelde kalırken istedikleri fiyatı biçerek istedikleri yerde kalabilmek. İnternetin puanlarda açılmasıyla 1996'dan bahsediyorum. İnternet insanların kredi kartlarını verme olanağını sağladı. Ve Priceline burada müşterilerden talep toplamaya başladı. İşte biri geliyor diyor ki ben New York'tan Los Angeles'a uçmak istiyorum. New York, Los Angeles 1500 dolar ama ben sadece 150 dolar vermek istiyorum. Ama 150 dolara bana da bir koltuk bulursam bir uçakta bunu garantiliyorum ondan sonra. Priceline talepleri topladı. Milyonlarca dolarlık talep. Bunları hava şirketlerine götürdü. Hava şirketleri başta biz almayız bunu, niye buna girelim diye çok zorlandılar. Ve orada şirketi kuran Jay Walker denen girişimci yani cebinden çok ciddi bir para harcamak zorunda kaldı. Yaklaşık 9 ay bunu satmaya çalıştı hava şirketlerine, beraber satmaya çalıştık. Sonunda bir tanesi girdi, bir derken iki derken üç, sekizi de girince bir anda Priceline çok büyük bir şirket haline geldi. Hava şirketlerinde çok önemli başka bir problem var. Bu load factor dediğimiz işte uçakta 100 tane koltuk varsa averajda bunların 60 tanesini satabiliyorlar, 40 tanesi devamlı boş uçuyor. O 40 tanesini de dolduramıyorlar çünkü fiyatlarını indirdiler. Diyelim ki fiyat 1500 dolar, fiyatı 150 dolar çekse bir anda bütün fiyatlar aşağı inmeye başlayacak. Bunu bir şekilde reklamla tanıtma şansı yok. Ama bu fiyatı, bu boş koltuğu iyi bir fiyata doldurabilirse, bunu doldururken de bunu gizli bir şekilde yapabilirse hava şirketi hiçbir şekilde fiyatını düşürmüyor. Priceline burada bir kural koymuştu. Demişti ki siz geldiğinizde müşteri olarak bir fiyat biçeceksiniz ama aynı zamanda şunu kabul etmeniz lazım. Hangi hava şirketiyle uçacağınıza ben karar vereceğim ve saat kaçta uçacağınıza ben karar vereceğim. Ama siz Amerika'nın işte 8 tane iyi hava şirketinden bir tanesiyle uçacaksınız. Müşteri de hangi hava şirketiyle uçacağını bilmediği için bunu kabul etti ve hava şirketi de nasıl olsa o müşteri benim müşterim büyük bir ihtimalle değildir. İşte benim pazar payım %20 ise ben belki kendi müşterilerimi yakalarım, belki başkalarını yakalarım diye o fiyatları verdiler ve bu gelen talebi istedikleri uçaklara koymaya başladılar. Başta çok kötü uçaklara koydular. Mesela ne bileyim Los Angeles'tan sabaha karşı 1'de kalkan uçağı çünkü boş uçak ona koyuyorlar ama giden de 1500 dolar vereceğine 150 dolar verdiği için o da mutlu, alan memnun, veren memnun. Çok güzel bir oradan şey çıktı, bir iş modeli çıktı ortaya. İlk başladığında şirket biz ilk gün 8 tane bilet satmıştık. Onun yanlış hatırlamıyorsam 5 tanesi iptal olmuştu. İkinci gün derken 20 devam etmeye başladı bu. Ve birinci senenin sonunda Priceline, Amerikan Hava Yolları ve Delta Hava Yolları'nın toplamından daha fazla bilet satmaya başladı. Ve ikinci senesinin sonunda şirketin değeri 16 milyar dolara çıktı. O anda Amerika'daki bütün hava şirketleri 1 milyon dolar civarındaydı. Yani bir şekilde o anda istese Priceline bütün hava şirketlerini satın alır. İzin verilmez buna ama oradaki bütün şey endüstriyi ele geçirebilirdi. Böyle bir model. Sonra Avrupa'ya geldi bu model. Avrupa'da çalışmadı. Avrupa'da çalışmamasının nedeni Amerikalılar 25 dolar kazanmak için işte New York'tan Los Angeles'a giderken Memphis üzerinden gidip orada 4 saat beklemeyi kabul ediyorlar ama İngilizler işte New York şeyden Londra'dan Nice'e gitmek için 75 pound daha fazla verebiliyorlar. Çok farklı bir şey. Toplum çok farklı bir algı.
Ve British Airways mesela bu modeli şey yapamadı, kabul edemedi ve arkasından EasyJet, Ryanair gibi Avrupa'da bu low cost dediğimiz şirketler ortaya çıktı. Şimdi bir Priceline'ın şeyini göstermek istiyorum. Nasıl anlattığını göstermek istiyorum. A rental car in Miami. I'm on it. Got a woman needs a deal on a midsize, something sassy. Sorry, can't discount. What's with the hawk? It's not a hawk. It's a falcon. Falcon of truth. Tiniest fib goes right for the eye. Bang. How does $14 a day sound? Sounds good to us. Now book cars from $11 a day at Priceline. Burada şeyi kullandı, William Shatner'ı kullandı. William Shatner'ı da biliyorsunuz bu uzay yolunun Star Trek artisti. Niye William Shatner'ı kullan? William Shatner'a sordular, niye sen Priceline'de oynamak istiyorsun dediler. O da ben geleceği gördüm, geleceği gördüğüm için bu şirketin çok başarılı olacağını düşünüyorum dedi. Ve burada Priceline yine pazara çıkarken New York Times gazetesinde sayfalarca, birer sayfa reklamlar alarak çıkmaya başladı ilk internet şirketi olarak. Fakat reklamlar alırken de öyle bir pazarlık yapmışlar ki, pazarlama departmanı, işte reklam o sırada başka bir reklam olmazsa çıkıyor ve o yüzden çok da ciddi bir indirim almışlardı ve reklamlarda devamlı şeyi kullanmaya başladılar. William Shatner tanıdık bir yüz ve Priceline'ı kullanan insanların resimleri, işte ben şuradan şuraya gittim, şu kadar para kazandım, şuradan şuraya gittim diye. Öyle bir şey yaratarak, güven yaratarak bir anda Amerika'nın en önemli ürünlerinden bir tanesi haline geldi. Şimdi devam ediyorum. Startup kademeleri, bunların hepsini büyük ihtimalle biliyorsunuz ama ben kendi tecrübemi anlatmak istiyorum burada size. Bu ilk başta fikir geliştirmek çok önemli bir şey. Arda'nın söylediği çok güzel bir şey vardı. Fikirleri yatırımcılarla paylaşmaktan korkmamak lazım. Burada fikir geliştirmek çok önemli bir şey. Bunu güvendiğiniz insanlarla. Bu arada kaç kişi startupçı şeyde, dinleyici grubu içinde? Startupçılar ellerini kaldırabilir mi? Kaç kişi yatırımcı? Çok fazla yatırımcı yokmuş. O zaman yatırımcılarla ilgili kötü şeyler söyleyebilirim. Orada fikrinizi yatırımcılarla paylaşmak çok önemli. Güvendiğiniz insanlarla paylaşmak çok önemli. Ve hep aynı şeyi söyleyeceğim bugün. 3-4 kere tekrarlayacağım. Bir fikirle beraber bir fikir geliştirdiğiniz zaman lütfen burada kendinize acaba bu fikir olmasa dünya dönmeye devam eder mi diye sorusunu sormak lazım. Yani geliştirdiğiniz fikir gerçekten bir şeyleri değiştiriyor mu? Müşteriye bir yarar sağlıyor musunuz? Yoksa size para yatıran yatırımcıya bir geri dönüş sağlayabiliyor musunuz? Bunu yaparken zevk alabiliyor musunuz diye böyle birkaç tane soruyu sormak lazım. Eğer bunlara cevap vermiyorsa fikriniz, herhangi yapılan bir şeyi yapıyorsa, ama yeni yapılan bir şey, yani eskiden yapılan bir şey yeni pazarda da yapabilir, bu da bir model ama o soruyu birkaç kere sormak lazım. Arkasından iyi bir takım çok önemli bir şey tabii. Ürünü iyi pazarlayabilmek çok önemli. Para bulabilmek çok önemli. Burada çok iyi bir prezentasyon yapmak lazım. Prezentasyonu çok basit yapmak lazım. Karşınızdakinin bunu 5 dakikada anlamasını sağlamak lazım ve size niye para vermesini bir şekilde onu sağlamanız lazım. Onu sağlayamadığınız sürece kimse size tabii para vermek istemeyecek. Arkasından işin büyümesi için diğer şirketlerle ilişki kurabilmek çok önemli. Pazarlama çok önemli ve kalibrasyon tarafı çok önemli. Yani biliyorsunuz bugün iyi bir internet modeli o model olana kadar 6 kere şeyi değiştiriyor, şekli değiştiriyor. İşte Twitter bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi. Twitter başladığında Twitter'la hiç alakası olmayan bir şirketken 3-4 kere model değiştirdikten sonra Twitter haline geldi. Tabii burada da şeyi kaybetmemek lazım. Hem odaklanmayı kaybetmemek lazım hem de moral bozmamak lazım. Ben burada 4 tane konudan bahsedeceğim. Birincisi takım. Takım çok önemli. Çünkü iyi bir takımla çalışmadığınız sürece bu başarıyı beraber yakalama şansı azalıyor. Takım aynı zamanda size çok büyük enerji veriyor, aynı zamanda sizin zayıf taraflarınızı kapıyor. Şimdi herkes finansçı değil, iyi bir finans tarafınız yoksa çok iyi bir finansçıya çalışmanız çok önemli. Pazarlama tarafında çok kuvvetli olmayabilirsiniz, pazarlamacınızın çok iyi olması önemli. Burada iyi bir takımla işe başlamak bence başarı hikayesinin en önemli noktalarından bir tanesi. Diğer bir tarafta güven. Güven her şeyin başlangıcı. Çünkü startupta günde 24 saat çalıştığınız zamanlar oluyor. Paranızın bittiği zamanlar oluyor. Moralinizin çok kötü olduğu zamanlar oluyor. Burada güvenilir bir takımla beraber olmak. Bu sadece startupta değil. Dünyanın her yerinde böyle. Büyük şirketlerde de böyle. İyi takım, güven üzerine takım, güven üzerine kurulu bir takım her şeyi belli bir yere getirebiliyor. İkincisi para raise ederken, para bulurken bunun bir para bulma öncesi var, bir sonrası var.
Para bulma öncesinde prezentasyonunuzun yine çok basit olması lazım. Yani 10 dakika içinde ya da bu şey derler ya, elevator pitch dedikleri, asansörde 10 saniyede anlatabiliyor musunuz yaptığınızı? Çok iyi anlatıp karşıdaki size para yatırmak isteyen yatırımcıyı buna çekebilmek lazım. Çünkü düşünün, yatırımcıların karşısında yüzlerce şirket çıkıyor. Burada kesinlikle yatırımı yaparken bir şeye bakıyorlar, takıma bakıyorlar. Bu kişi bu modeli alıp buradan buraya götürebilir mi? O vizyon var mı? O enerji var mı? İki, model tutar mı? Bu karşı taraftan bakıp da ona göre bir şekilde prezentasyon yaparsanız orada şansınız daha fazla artacak. İkincisi, masraf kalemleri çok önemli. Parayı buldunuz, 5 milyon, 10 milyon ne kadar para bulduysanız inanılmaz hızlı gidiyor para. Eğer masraf kalemlerinizi kontrol edemiyorsanız bir anda bakıyorsunuz ki tekrar 5-6 ay sonra tekrar para bulmak için yatırımcıların karşısına çıkmak zorundasınız. Ve yatırımcıların karşısına çıkmak inanılmaz derece zaman alan bir çalışma. Onu yapacağınıza paranızı çok iyi harcayıp enerjinizi işinize harcasanız çok daha fazla geri dönüş alıp arkasından kuvvetliyken yatırımcının önüne tekrar çıkabiliyorsunuz. Gelir kaynakları çok önemli. Müşterilerinizi tanımanız çok önemli. Niye müşteri sizin ürününüzü satın alsın? Birinci müşterinizi, ikinci müşterinizi, onuncu müşterinizi, yüzüncü müşterinizi nasıl kazanacaksınız? Müşteriler nasıl bir memnuniyet yaşıyorlar buradan? Ve biraz önce söylediğim gibi yatırımcı açısından baktığınızda sizin yarattığınız bu iş dünyayı nasıl değiştiriyor? Yani bu iş olmasa yarın dünya duracak mı? Ya da insanların hayatı bulundukları yerden daha iyi bir yere gelecek mi? O soruyu da çok iyi sormak lazım. Diğer taraftan ürün, yine bu inanılmaz önemli bir konu. Çünkü ürün sattığınız elinizdeki en önemli şey. Ürününüzün diğerlerinden çok farklı olması gerekiyor. Bunun için müşterilerle konuşmanız, müşterilerinizin ne düşündüğünü anlamanız çok önemli. Bazı şirketler genellikle, bu hatayı ben de yaptım çok kere, odaya kapanıyorsunuz, zannediyorsunuz ki siz bir şey yaratınca herkes onu alacak ama müşteriyle konuştuğunuz zaman en azından problemlerin ne olduğunu, onların neye farklı baktığını hemen görebiliyorsunuz. Basitlik çok önemli. 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği bir şey, inanılmaz önemli bir şey. Çünkü çok komplike, çok uzun şeyler anlattığın zaman insanların dikkati kayboluyor. Ben niye bunu yapayım diyor. Bir de hayat çok hızlandı zaten. Çok hızlanan hayatta basitleşince her şey güzelleşiyor. Dene, iyileştir, geliştir. Bu şeyi devamlı yapmak lazım. Süreci devamlı yapmak lazım. Ve müşteri tarafından baktığınızda yine ürünleriniz bu insanların hayatlarını nasıl değiştiriyor? O soruyu sormak lazım. Size burada startupçılara vereceğim tavsiye 4 tane. Odaklanmak çok önemli. Odağınızı kaybettiğiniz zaman bir şekilde dağılıyorsunuz. 6 şey yapma şansınız yok. Takımınız ufak. Genellikle yatırımcılardan bulduğunuz para sizi 6 ay, 12 ay, belki 18 ay götürebiliyor. Bu dönem içinde modelinizin iyi çalıştığını gösterip tekrar para bulmanız lazım. Onun için odaklanmak ve burada verdiğiniz sözleri tutmak çok önemli. Çünkü verdiğiniz sözü tutmazsanız, işte benim rakamlarım şu kadar olacaktı deyip de o rakamları yakalayamazsanız ya da 3-4 kere model değiştirirseniz ya da işte işten devamlı biri gelip biri çıkıyorsa, bir girdap varsa yatırımcı bir daha oraya yatırmak istemiyor parayı. Diyor ki çünkü bu bir verdiği sözü tutmuyor. İki, demek ki adam tutmayı bilmiyor, iyi bir takım kuramıyor. Üç, modelin belli bir şey olmadı, bir traction olmadı. Onun için odaklanmak o anlamda en önemli konulardan bir tanesi. İkincisi, hatalardan ders almak lazım. Hatalar her zaman olan bir şey. Kesinlikle hata olduğu zaman moral bozmamak lazım. Ve genellikle baktığınızda başarılı olan girişimciler 3-4 kere battıktan sonra 4. ya da 5. kere de yakalayabiliyorlar. Bazıları 1. kere de yakalayabiliyor ama genellikle hatalar yapılıyor ve hata yapmak çok normal bir şey. Burada hata yapınca kesinlikle morali bozmamak lazım. Üzülmemek lazım. Üzülmek lazım ama öğrenmek lazım. Ama geçmişte yaşadığınız zaman hiçbir zaman geleceğe gidemiyorsunuz. Çünkü bütün zamanınızı geçmişte harcıyorsunuz. Orayı unutup ders alıp ilerlemek lazım ve arkasından hiç geçmişe bakmamak lazım. Çünkü geçmiş her zaman sizi o anda geçmişte tutacak. İyi takımdan yeteri kadar bahsettim. Ondan sonra dördüncüsü de yatırımcıyı çok akıllı seçmeniz lazım. Burada öyle bir şekilde bir anlaşma yapmanız lazım ki eğer başta çok fazla hisse verirseniz bu sefer bir şekilde şey gibi hissediyorsunuz. Başından ben buna çok fazla hisse verdim. Ondan sonra ben burada ne kadar kazansam çok fazla kazanamayacağım diye içeride negatif bir duyguyla kaplanıyorsunuz. Negatif bir duyguyla kaplanmamak lazım. Onun için çok iyi bir deal yapmak lazım. İkincisi, birkaç tür yatırımcı var. Bazı yatırımcılar işin içine giriyorlar, bazıları işin içine girmiyorlar. Orada eğer yatırımcı işin içine girip size yardımcı olabilecek bir yatırımcıysa
O güzel bir çözüm. Ya da diyeceksiniz ki ben hiçbir şekilde senin işin içine girmeni istemiyorum. Sadece uzaktan yatırımcı olmanı istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak da o yatırım şirketinin yatırım yaptığı diğer şirketlerle mutlaka görüşme yapmak lazım. 5-6 tane şirketi bulabilirsiniz. Bunları kendilerinden öğrenebilirsiniz ve nasıl bir tecrübe yaşamışlar, başarı hikayeleri ne olmuş, başarısız hikayelerinde yatırım şirketi nasıl davranmış. Bunları çok iyi derecede aynı işe alır gibi yatırımcıyı da öyle seçip iyi bir şekilde karar vermek lazım. Microsoft Türkiye olarak tek slide'ım Microsoft'la ilgili bu. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu girişimcilik konusu. Benim de kendim için çok önemli bir konu zaten. Türkiye'deki bu girişimcilik ekonomisi gelişirse Türkiye'nin de çok gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü bu pazar İngiltere'de, Amerika'da milyarlarca dolar kazanan bir pazar. Türkiye'de de pazarın olması ekonominin bir şekilde yükselmesi anlamına geliyor. Çünkü her girişimci yeni bir şirket, her yeni şirket başka birini istihdam ediyor. Ve burada biz Microsoft Türkiye olarak bayağı agresif derecede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz Spark dediğiniz bir programımız var. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Çünkü bu bilinmiyor. Maalesef bilmiyor. Biz Spark'ta 3 yıldan geç ve 250 bin dolardan az cirosu olan şirketlere 3 yıl karşılıksız ürünlerimizi veriyoruz. Ürünlerimiz derken bütün ürün yelpazemizden bahsediyorum. Yani belki 5 bin dolardan başlayıp 150 bin dolara kadar gidecek ürünler. Arkasından teknik destek veriyoruz danışmanlarımızla 2 yıl süresince. Aynı zamanda Microsoft'un ekosisteminde de bu şirketleri tanıtıyoruz. Dördüncü olarak da Ankara'da bir inovasyon merkezimiz var. Çok güzel bir binamız var orada. Binanın çok büyük bölümünde şirketleri davet edip bu şirketlere bir şekilde orada ofis verip ondan sonra bütün donanımlarını verip aynı zamanda yardım edip bu şirketlerin şey yapmalarını sağlıyoruz. Yurt dışına ya da yurt içine ürünlerini tanıtmalarını sağlıyoruz. Bir de böyle bir sitemiz var. Yani bu dört konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa lütfen hiç çekinmeden bizi arayın. Çünkü en önemli misyonlarımızdan bir tanesi de bu lokal ekonominin gelişmesi. Bu yerel ekonomi geliştikçe ekonominin çok daha iyi bir yere geldiğine inanıyor Microsoft. Burada program 3 yaşında 896 tane firma var. 2 sene önce bu 100 civarlarındaydı. Çok ciddi bir aşama kaydettik burada. 145 tane firma buradan bir sonraki 3 yılını tamamlayıp bir sonraki level'a geçti. Trendyol, Groupon, Pabuççu gibi şirketlerimiz var ve devamlı bu ürünlerin üzerine ürün ekliyoruz. Şimdi size devrimlerden bahsedeceğim çok hızlı bir şekilde. Bunları biliyorsunuz. Elektrik, uçak, televizyon, PC'ler, internet ve aplikasyonlar bence dünyadaki 5-6 tane büyük devrim. Niye büyük devrim? Elektrik çıktığı zaman bir anda dünya değişti biliyorsunuz. Elektriğin çıkmasından önceki geceyle sonraki geceyi düşünün ve elektriğin işleri nasıl değiştirdiğini düşünün. Fakat elektriğin 50 milyon kullanıcıya gitmesi 68 yıl sürdü. Arkasından uçak bence büyük bir devrimdi. Niye uçak büyük bir devrimdi? Eskiden işte saatlerce, günlerce süren yollar bir anda saatlere, dakikalara indi. San Francisco ile İstanbul arasında gitmeyi düşünün 1910'lu yıllarda, 1920'li yıllarda. Bir de şimdi düşünün. O aradaki şeyler, duvarlar tamamıyla yıkıldı. Uçak da 50 milyona gitmesi 54 yıl buldu. Yine bayağı uzunca bir süre. Arkasından televizyon bence çok önemli bir devrim. Niye çok önemli bir devrim? Satın alma alışkanlıklarını değiştirdi televizyon. Bir anda reklam dünyası çıktı. Televizyon odalara girince toplum üzerine çok farklı bir etki yaratmaya başladı ve oradan yani dünyadaki ekonomi büyümesindeki en önemli etkenlerden biri televizyon diye düşünüyorum. Çünkü insanlar belli şeyleri görüp başka dünyaların nasıl, başka insanların nasıl yaşadığını görüp oradan daha fazla kazanmaya ve daha fazla para harcamaya başladılar bir şekilde ve buradan da dünyanın ekonomisi büyüdü. PC aynı şekilde bir anda büyük bir devrim yarattı ve işte bu odalara sığan bilgisayarlar ufaldı ve burada yapamadığımız birçok şeyi yapmaya başladık. Arkasından PC ile başlayan bu devrim internetle devam etti. 1995 yıllarında başladı biliyorsunuz internet. Anlatmama gerek yok. İnternet tam bitti derken şu anda application. Önce internetten sonra şey olacak, bu convergence olacak diye düşünüyordum ben devrime. Bu işte telefonların ve internetin bir yere gelmesi ama aslında application'lar burada büyük pay sahibi olanlar. Application'lar bir anda dünyayı acayip derecede değiştirdiler ve 50 milyon kişiye gitmeleri 35 gün diye bulduk bunu Gartner'dan ama belki bu rakam daha da ufak. Geçen sene application pazarı 34 milyar dolarlık pazardı. Biliyorsunuz Türkiye'nin dış ihracatı 30 milyar dolar. Türkiye'nin dış ihracatından daha büyük bir pazar aslında aplikasyon pazarı.
Aplikasyon derken de şeyden bahsediyorum. Telefonlarımızdan, tabletlerden indirilen application'lardan bahsediyorum. Gartner'ın rakamlarına göre önümüzdeki sene bu rakam 68 milyar dolara çıkacak. Yani belki daha fazla o bile olabilir. Şeyde İngiltere'de Aralık ayının son haftasında sadece İngiltere'de 1.2 milyon tane milyar tane aplikasyon download edilmiş. 1.2 milyar tane. Şeye baktığınızda Gartner'ın rakamlarına yine baktığınızda geçen sene 185 milyar tane download yapılmış. Ve yani bu ciddi bir ekonomi haline geliyor ve Wired dergisinde görmüşsünüzdür bir şekilde web'in ortadan kalkacağını, her şeyin aplikasyon dünyasına gideceği söyleniyor. Application'lar bizim Türkiye olarak da çok önemli pay almamız gereken endüstrilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda 2 sene önce bir çalışma başlattık. Onu anlatacağım size. Ama onu anlatmadan önce dün biliyorsunuz işte PC'nizde, telefonunuzda, tabletinizde başka sistemler çalışıyordu. Bu değişiyor. Microsoft bu konuda önümüzdeki sonbaharda bütün ürünlerde çalışan hem televizyonda hem tablette hem telefonda hem masa üstünde çalışan aynı işletim sistemiyle geliyor ve burada çok büyük bir uygulama ağı açıyor. Burada Açık Akademi diye bir program başlattık Türkiye'de 2 sene önce. Açık Akademi dünyadaki ilk Türkçe, herhalde dünyadaki ilk aplikasyon yazma okulu. Burada insanlara yazılımcı olmayı öğretmiyoruz. Amacımız burada yazılımcı olup insanların hani yazılım yazması değil de insanların application yazmayı, uygulama yazmayı öğrenmesi. Bu benim bir hayalimdi 2 sene önce Türkiye'ye geldiğimde. Yani bu kadar nüfusunun %50'si 29 yaş altında olan, Facebook'u bu kadar iyi kullanan, bu kadar büyük bir toplumda nasıl daha fazla değer yaratabiliriz diye düşünürken böyle bir fikirle geldik. Ondan sonra gönüllü olarak bunun üzerinde çalışmaya başladık. Bu bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Kurumsal sosyal sorumluluk da o anlamda ilginç bir şey. Çünkü sosyal sorumluluk derken işte bir deprem olduğunda, bir yangın olduğunda yapıyorsunuz yardım ama bunlar genellikle koordineli olamıyor. Kurumsal sosyal sorumlulukta şirketler kendi bildikleri alanda ilerliyorlar. Böyle bir proje hayal ettik. Gittik bir iki tane şirket bulduk. Onları da razı ettik. Pazarlık yaptık. Yine de cebimizden oldukça ciddi bir para harcamak zorunda kaldık. Ve bana tam işte lansman öncesinde sorduklarında bunun başarısı ne olacak diye. Ben bir kişi gelirse çok memnun olurum, 5 kişi gelirse iyice sevinirim, 10 kişi beni çok memnun eder dedi. Ve inanamayacaksınız, 4 ayda şu anda 67 bin kişi sisteme geldi, kayıt oldu ve sistem içinde ilerlemeye başladı. 3 tane katmanı var bunun. Bir geliyorsunuz, ilk başta size genel bilgisayar programcı nasıldır, o öğretiliyor. Ondan sonra ve burada çok örnekler veriyor. İşte hava durumu ile ilgili bir aplikasyonu nasıl yazarsınız, işte ringtonlarla ilgili bir aplikasyonu nasıl yazarsınız. İkinci şeyinde, level'ında bu nesne bazlı programlamayı öğreniyorsunuz. Üçüncüsünde hemen telefon, ondan sonra yani mobil, internet, web diye 5-6 tane değişik konuda aplikasyon yazmayı öğreniyorsunuz. Ve arkasından bu aplikasyonları dünyadaki aplikasyon merkezlerine nasıl yükleyebilirsiniz onu gösteriyoruz size. Bu 67 bin kayıtlı program 45 gün sürüyor. İyi bir şekilde baştan sona getirmek için yani armut piş ağzıma düş denen bir şey değil. 861 tane mezunu verdik. 6 milyon dakika eğitim yapıldı. Ve 5 bin, bu 69 bin, 67 bin kişi 5 bini şey yaptı, bir sınıf ileriye gitti. Bu beni çok şaşırttı. Niye çok şaşırttı? Ya inanın ben böyle bir rakam beklemiyordum böyle bir projeden Türkiye'de. Çünkü şu andaki en büyük üniversite galiba 18 bin, 20 bin kişiye sahip. Yani bu şekilde Açık Akademi, Garanti Bankası ile beraber bunu yaptık. Türkiye'nin en büyük üniversitesi haline geldi ve insanlar hala girmeye devam ediyorlar. Rakam büyümeye devam ediyor. Bu aslında inanılmaz potansiyelimizin artık bir gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteriyor Türkiye'de. Yani o açıdan startuplar olarak belki diyebilirsiniz ki Türkiye büyük pazar değil, burada ne olacağım ama inanın burada çok büyüyen bir pazar var ve Türkiye burada bir şekilde Hindistan'ın, Çin'in önüne geçme şansına sahip. O anlamda bu sektör çok önemli, bu sektördeki insanlar çok önemli. Herkesin birbirine destek vermesi lazım. Hep beraber burada büyümeye çalışmamız lazım. Konuşmamı bitirmeden önce size bir başarı hikayesinden, başarı hikayesiyle ilgili video göstereceğim. 2 tane başarı hikayesi beni çok etkiledi. Biri Hüseyin Ekmekçi diye bir arkadaş. Kendisi Antalya'da garsonluk yapıyormuş. Ondan sonra garsonluk yaparken aplikasyon yazmayı öğrenmeye başlamış. 35 tane uygulama yazmış. Ondan sonra şu anda şey yapıyor. Artık garsonluk yapmıyor, para kazanıyor. Haftaya bizim ofisimize gelecek, 25'inde bir toplantı var. Diğeri de bu videosunu göstereceğim arkadaş. Birazcık ışıkları kısarsak lütfen.
Kendinden biraz bahsetsene. Bir de sesi yani açalım. Kaç yaşındasın? Şu an nerede oturuyorsun? Ondan sonra nerede okuyorsun? Şu an Edirne'de oturuyorum. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Uzunköprü'desin. Uzunköprü'desin. Evet. 14 yaşındayım. Bir seminerde, Ercan Hoca'nın seminerinde görmüştüm. Açık Akademi işte 15 yaşındaki kişileri bile açıklayıcı bir şekilde anlatıyor falan. Ben 14 yaşındayım, ben de anlıyorum. Geçen böyle geçiyorum bilgisayar karşısına. Yani oyun için falan değil yani sen lan. Diyorum bugün ya salı ya perşembe diyorum, ortada nasıl sınıflar var. Yemeğimi ona göre ayarlıyorum. Yemek geç olsa bilgisayarın başında yemeğimi yiyorum. Sanat sınıfı karşısında yiyorum. Hem sen seminerlerine göre ayarlıyorsun. Yemek saatlerine ona göre ayarlıyorsun. Ve hakikaten geçiyorum seminerin karşısına. Nasıl anlatayım bu, anlatılamaz bir istek oluyor içimde. Acayip mutlu oluyorum böyle. Hiçbir yolculuk gibi olmasın ama bulsam bir bilgisayarı yatağına da alacağım. Bununla beraber yapacağım şimdi. Burada son olarak size söylemek istediğim, vermek istediğim mesaj, biliyorsunuz dünyada 130 milyon tane tablet var şu anda. Rakam gittikçe büyüyor. Önümüzdeki Eylül'de Microsoft da bu pazara giriyor. Eylül değil pardon, önümüzdeki sonbaharda. Ve bu pazara girdiğinde Microsoft'un şu anda 1,5 milyar tane kullanıcısı var. Bu 1,5 milyar tane kullanıcının büyük bir kısmının tabletlere ve telefonlara geçeceği bekleniyor. Burada oyuncuların kimler olduğunu biliyorsunuz ve bu tabletler, telefonlar, bilgisayarlar ve bu aplikasyonlar çok daha farklı bir dünyaya gitmeye başladı. Ve işin güzel tarafı artık sınırlar kalmadı. Burada yarattığınız bir şeyi çok rahat Brezilya'da, Hindistan'da, Şile'de, Amerika'da satma şansınız var. Bu 5 sene önce yoktu. Bu cihazların hayatımıza çok fazla girmesiyle ve insanların bunları daha fazla kullanmasıyla bu artık bir gerçek haline gelmeye başladı. Bence bugünden daha güzel bir gün yok girişimci olmak için. Onun için size naçizane tavsiyem, bir an önce sadece Türkiye'yi düşünmeyin, ne yaparım da bunu dünyada her yere satabilirim diye düşünün. Bir aplikasyon yazsanız, 1 lira olsa, 1 milyon kişi olsa bir anda 1 milyon lira yapıyorsunuz. 10 tane yazsanız belki 3 tutacak, 5'i tutacak. Aynı şekilde web programları da öyle, artık ikisi de birbirine girmeye başladı. Ama bundan daha güzel bir zaman yok, onun için hiç moralinizi bozmadan hep beraber burada bu sektörü büyütmek için beraber çalışalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size.